Londra'daki British Museum'da yer alan muhteşem bir alçak kabartma serisine bakıyoruz. Burada oldukça dramatik bir aslan avı tasvir ediliyor. Aslanları öldüren kişi ise Asur kralı. Asurlular milattan önce 1000 yılında Mezopotamya'da ortaya çıkmışlar ve zamanla güçlerini artırmışlardı. Bu kabartmaların yapıldığı milattan önce 7. yüzyılda ise Asurlular bölgede egemen güç haline gelmişler ve medeniyetlerinin zirvesine ulaşmışlardı. Asorların Ninova, Nimrut ve Korsabat gibi çeşitli başkentlerde birkaç tane kraliyet sarayları olmuştu. Şu an gördüğümüz eser Ninova'daki kraliyet sarayından. Bunlar muhtemelen bir koridoru süslemek için yapılmışlardı. Bu koridorda yürürken aynı anda zamanda farklı sahnelere tanık olduğunuzu düşünün. Asur kralları saraylarını, savaş ve avlanma sahnelerini tasvir eden bu alçak kabartmalarla süslemişlerdi. Bunlar Asurlu kralların gücünü göstermek için kullanılırdı. Fakat şu an incelediğimiz kabartma serisi özellikle çok doğal ve dramatik. Bunlar Asur heykelciliğinin şaheserleri olarak kabul edilir. Burada bir aslan avı tasvir ediliyor. Burada sembollerle ifade edilen şeyleri anlamak çok önemli. Mezopotamya'nın yerlisi olan bu aslan artık nesli tükenmiş, dispeden daha küçük tür bir aslandı. Bu aslanlar doğadaki şiddetin sembolüydü. Unutmadan söylemek gerekir ki yalnızca kral bu aslanları öldürebilirdi. Aslanları öldüren kral sembolü doğayı belirli bir mesafede tutarak şehrinin emniyetini sağlayan kralı temsil etmesi sebebiyle oldukça önemli. Aslanları öldüren bir kral görsek de kral aslanları bir arenada öldürüyor. Yani onları vahşi doğanın içinde öldürmüyor. Hikayeye devam edecek olursak, koridorun bir tarafında av için hazırlanan kralı görüyoruz. Giydiği tacı ve av için hazırlanmasına yardım eden diğer üç figürden daha büyük olması kralı diğerlerinden ayırt etmemizi sağlıyor. Bir figür elindeki yularla atları çekiyor. Diğer iki figür de kralla aynı yöne doğru bakıyor. Sol taraf belli ki biraz hasar görmüş. Atlar gerçekten çok etkileyici. Çok daha doğal bir şekilde temsil edilmişler. Özellikle de yüzün, gözlerin kas yapısına baktığımızda olağanüstü düzeyde ayrıntı ve duygu görüyoruz. Atlar ava gitmeye direniyormuş gibi görünüyorlar. At yularlarından birinin sıkıldığını ve iki figürün de atları sabit tutmaya çalıştığını görebiliyoruz. Bütün bu olaylar kapalı bir alanda gerçekleşiyor. Başka görevlilerin de hayvanları alanda tutmak için bir çeşit bariyer oluşturduklarını görebiliyoruz. Tablonun altında çizilmiş olsalar da kralın etrafında olduklarını anlamamız gerekiyor. İleri doğru yürüyormuş gibi görünmesine rağmen pozlarında bir resmiyet barındıran insan figürleri var. Fakat bu atlarda bence bir gayri resmilik var gibi. Bunu aynı zamanda kral ve hizmetkarlarının sergilediği büyük resmiyet anlayışından oldukça farklı şekilde gösterilen aslanların temsilinde de görüyoruz. İnsanlar ve insanların kontrolü ile doğa ve yabaniliğin arasındaki bu ayrımı görebiliyoruz. Panellerin ortasına doğru ilerledikçe çok daha farklı bir sahneyle karşılaşıyoruz. Sanki sahneden geri çekilmişiz, bakışlarımız biraz daha uzaklaştırılmış gibi. Artık figürleri çok daha küçük görüyoruz. Üzerinde birçok figür olan bir tepe var. Bu tepenin zirvesinde de iki tekerli savaş arabasında aslan katleden bir kralla bir av kabartmasını gösteren kral için yapılmış anıt benzeri bir yapı görüyoruz. Yani bu avın temsilinin bir temsili. Ya da bir kabartmanın kabartması. Gerçekten çok hoş bir düşünce. Bu manzara biraz kaotik görünüyor. Figürler farklı yönlerde hareket ediyorlar. Farklı yönlerde tırmanıyorlar. Bazıları geri, bazıları ileri doğru bakıyor. Aceleyle tepeye tırmanıyor gibi görünüyorlar. Kaçışıyor olabilirler veya bunlar avı izleyebilecekleri daha iyi bir yer bulmaya çalışan izleyiciler olabilir. Sanırım hem erkek hem kadınlar var. Fakat bu oldukça eski bir eser olduğundan ancak tahmine dayalı konuşabiliyoruz. Tabii ki bunları kabartmaların boyandığı sarayda tahmin etmemiz çok daha kolay olurdu. Bunlar aslında göze çarpacak şekilde oldukça parlak boyanmıştı. Sağa doğru ilerledikçe A sahnesinin olduğu Ayana'ya geliyoruz. Aslanların kalkan ve mızraklara sahip iki sıra asker tarafından yerlerinde tutulacağını görüyoruz. Bu asker bariyerinin içinde de aslanların oraya kadar bile ilerlemeyeceğinden emin olmak için bekçi köpekleriyle bekleyen bir sıra asker daha var. Bu askerlerin elinde de mızrak var ve bu köpekler de aslanların buradan geçemeyeceğini garanti ediyor. Bu figürler birbirinin üstündeymiş gibi temsil edilse de bunların o alanda sıralar halinde yan yana durduklarını anlamamız gerekiyor. Köpeklerin temsili de çok hoşuma gidiyor. Tasmalarını zorladıklarını görebiliyorsunuz. Şimdi diğer uca yürüyelim. Burada aslanların arenaya nasıl girdiğini göreceğiz. Yine çift sıra halinde dizilmiş kral muhafızlarını görüyoruz. Bir de oldukça tehditkar görünen bir aslanı av için salan bir çocuk görüyoruz. Yani aslında bu kontrollü bir av ya da uydurma bir av sahnesi de diyebiliriz. Kralın savaş arabasının üzerinde ok atarken görüyoruz. Havadaki okları görüyoruz ve tabii ki sonra da her tarafta ölmekte olan aslanları görüyoruz. Aslanlar yaralanmış parçalanmış. Bazıları yerde, bazıları zıplıyor. Öyle bir acıma duygusuyla temsil edilmişler ki. Çeşitlilik ve ayrıntılar inanılmaz. Ardından kralın da tehlikede olduğunu fark ediyoruz. Arabanın arkasında yaralanmasına rağmen saldırmak için geri gelen bir aslan görülüyor. Fakat kralın yardımcıları arabanın arkasını kolluyor. İşte bütün bunlar kralın doğa ve halkı üzerindeki gücünü temsil ediyor.